oynamaya, değişik şekilde oynamaya başladık. Yani bir de insanlar hep böyle kovalanır yapıyor, kovalanır yapıyor. Gündeme gelebilmek için geride kalmış insanlar, yani reyting uğruna işte yok şu şöyle yaptı, yok bu böyle yaptı, yok şu şöyle yaptı. Geçen gün ne oldu? Tarkan'la ilgili bir şey okudum ben. Tarkan'ı mı taklit ediyor birisi? Öyle bir konu vardı. Hatta böyle kendi kendime böyle bir durakladım, düşündüm yani. Ya Tarkan gibi bir insan, yani şu an Türkiye Tarkan üstüne çıkacak bir insan ben göremiyorum. Mümkün değil yani, Tarkan gibi bir star daha Türkiye'de nasıl bir İbrahim Tatlıses Türkiye'de daha olamaz. Tarkan gibi bir insanın artık Türkiye'de olması mümkün değil. Murat Boz'muş, Murat Dalkılıç'mış, bunlar geçecek. Bunlar geçecek abi. Yani Tarkan gibi bir star daha yetişmez. Bu mümkün değil. Arkadaşlar şu an ekranda bir son dakika haberi gördüm de onu soruyorum ne olduğunu. Onu öğrenin de bana söyleyin onunla alakalı. Şimdi Ece Erken, evet, Alişan başarılı olur mu yani? İkisi bir program yapmış. Yapmalar da bunlar. Mesela şeyin müjdesini vereyim ben. Alişan'la Çağla Şikel gene Mahalle bir dizisine başlıyor. Evet. Roman değil ama farklı bir olay. Önümüzdeki hafta. Aa! Telefon bağlantısında reisimiz var. Merhabalar. Merhaba, ben Yunus Baldan efendim. İnanamıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız efendim? Sağ olun, Nilan ablacığım. Nilan ablacığım, programı seyredebiliyor musun? Maalesef. Peki, ben size kaydını atacağım. Hı-hı. Sizin olmazsa olmazınız Ufuk'tan konuğum bugün. Ufuk'tan? Aa, kardeşim benim. Biz de şimdi senden konuşuyorduk. Diyorduk ki Nilan Ünsal Türkiye'de bir markadır. Ben de aynısını evet. Peki ben bir şey söyleyeyim. Nilan Hanım, katılır mısınız? Tabii ki. İbrahim Gugu'dan sonra daha farklı bir Nilan Ünsal geldi hayatımıza. Son 8 yıldır mı diyorsun yani? Efendim? Son 8 yıldır mı diyorum? Yanlış mıyım? Nereden sonra? İbrahim Gugu'dan sonra. Tabii yani o milat benim için, çünkü ondan öncesi ondan sonrası diye ayırdım hayatım iki. O yüzden tabii ki önemli bir milat, çünkü biz sadece hani aşk ilişkisi, yol arkadaşlığı değil, bir de bunun haricinde bir kurumsal şirketin de ortakları olarak hayatımıza devam ediyoruz. O yüzden o benim hem ticari hayatımda hem özel hayatımda çok önemli bir yerdi. Çok önemli bir insan benim için. Yani hayatımda olmazsa olmaz yani. Peki Nilan ablacığım, özür diliyorum seni rahatsız ediyoruz ama önüne gelen sanatçı oluyor, önüne gelen DJ oluyor. Lütfen bir duayenlerden bir tanesi olarak açıklama yapar mısınız? Herkes DJ olabiliyor mu? Herkes sanatçı olabiliyor mu? Lütfen, ben hani kazanmayacağım yani, söyleyeyim. Zaten yaklaşık 50 yıldır Türkiye'de müzik sistemi bir takım adamların elinde, medya gücü olan adamların elinde. Onlar yönetiyorlar Türkiye'de müziğe. Maalesef iş böyle gidiyor. İşte müzik kanalları, medya kanalları, yazılı görsel, işitsel basın ve sanal alem dediğimiz dijital dünyada o kadar hakimler ki bu sistemi yönetebilecek inanılmaz bir güce sahipler. Dolayısıyla da biz bu gücü kırmak istiyoruz. Çünkü tamamen onlara tek elinden ibaret bu sistem. Ve tamamen kendilerine yonttukları bir sistem. Dolayısıyla müziğe hizmet eden çok az insan var. Sanata hizmet etmek müziğin çok önemli kollarından bir tanesi diyorsun. Sanatın çok önemli dallarından bir tanesi müzik. Ama dediğim gibi müzik şu anda özgür değil. Çok uzun zamandır özgür değil. Dediğim gibi işte elinde medya gücü olan, işte gerek yazılı basında, gerek görsel basında, yani televizyonlarda, radyolarda, efendim, gazetelerde, gazetelerin eklerinde, dergilerde çok güçlüler. Bir de sanal medya dediğimiz tamamen dijital ortamlarda da işte iTunes'un, YouTube'un çözüm ortakları gibi bu adamlar aynı zamanda. Dolayısıyla kendi tekerlerini oluşturmuşlar ve tamamen kendi şarkıcılarına hizmet etmekle ve oradan bu sirkülasyonu sağlamakla meşguller. Sanata hizmet eden adam çok az Türkiye'de. Bir adamın DJ olabilmesi için bir kere
ya da bir insanın sanatçı olabilmesi için, hani sanatçı nedir, sanat neye hizmet eder? Türk toplumuna öncelikle bunları tekrar anlatmak gerektiği inancındayım. Bir yetenek vardır, sanatın herhangi bir koluyla, 7 tane dalı var işte, heykel, tıraş, tiyatro, sinema, efendim söyleyeyim, müzik, resim, bale, opera gibi birçok sanatın dalı var ama Türkiye'de sanat kitlesi altında tüketiciye, dinleyiciye pompalanan şey tamamen